Sevgili TRT Diyanet TV izleyicileri hayırlı akşamlar efendim. Divan programımıza hoş geldiniz. Bugün programımızda dinin dejenere edilişini konuşacağız. Din neden ve kimler tarafından yozlaştırılıyor? Bu yozlaşmada hem iç hem dış etkenler nelerdir? Sekülerleşme, mistik etkiler ve radikalleşmenin bu yozlaşmadaki boyutları neler? Bunlara cevap arayacağız. Programımızın sonuç bölümünde ise bu yozlaşmanın önüne geçmek ve dinimizin kendi mecrasında akması için neler yapılması gerektiğiyle ilgili konuklarımla birlikte çözüm önerilerine değineceğiz efendim. Ben konuklarımı size takdim etmek istiyorum. Ee, sağ yanımda Konya İl Müftümüz Profesör Doktor Ali Akpınar. Sayın Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ediyorum. Sol yanımda ise Profesör Doktor Şaban Ali Düzgün Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Ana Bilim Dalı Başkanı e, kendileri ve yine Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Felsefe ve Din Bilimleri Din Sosyolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor İhsan Çapçıoğlu hocam bulunuyor. Ben efendim hoş geldiniz diyorum sizlere. Hoş bulduk. E, konumuz önemli. Hemen hemen her şey yozlaşmaya e, yüz tuttuğu bir zamanda yaşıyoruz. Madde nasıl dış ortamdan etkileniyor, farklılaşıyorsa insan da, din de aynı şekilde değişime uğruyor ve e, bozulmaya uğruyor. Ve bu bozulma hızla sirayet ediyor. Yani dinin bozulması aslında bir anlamda da toplumu da bozuyor, insanlığın da e, bozulmasını etki ediyor malumunuz. Efendim ilk başta ben e, bir sosyolog olması itibariyle Çapçıoğlu hocamdan başlamak istiyorum. E, dinin yozlaşması denilince, din denilince ne anlamalıyız, ne bozuluyor dinde? Buyurun. E, teşekkür ediyorum Abdurrahman Bey. Ben de izleyicilerimizi e, saygıyla selamlıyorum. E, dilerseniz önce dejenerasyon kavramının e, tanımıyla başlayalım. E, dejenerasyon Fransızca kökten gelen bir kelime. E, jenerasyon bugün günlük dilde de Türkçe'de de kullandığımız bir kavram. E, nesil kuşak anlamında kullanıyoruz. E, terimsel olarak baktığımızda aslında e, herhangi bir şeyin kendi neslinin e, çizdiği sınırların dışına çıkması ya da e, kökenini bir şekilde kaybetmesi anlamında kullandığımız bir kelime, dejenerasyon kelimesi. Türkçe'de doğrusu karşılık bulmakta tek kelimeyle zorlandığımız kelimelerden bir tanesi bu ancak yozlaşma kelimesini bozulma kelimesini ya da tahrif kelimesini bugün dejenerasyon yerine genelde Türkçe'de dilimizde kullanıyoruz. şimdi Dilerseniz o kök anlamıyla ilgili biraz konuşalım neslin kuşağın dilinin dışında bir dile evrilmesi esasında konuştuğumuz her neyse Dolayısıyla aslında biz dejenerasyonu konuşurken bir yerde çağın dilini ya da zamanın ruhunu konuşuyoruz. Yani bu Almanca'da biliyorsunuz çok refere edilen Zeitgeist diye bir kavram var. Yani zamanın ruhu nedir? Biz zamanın ruhunun dışında olanı konuştuğumuzda aslında dejenere olanı konuşmuş oluyoruz. Şimdi dinde tabi zamanın ruhuna uygun olanı tespit etmek o kadar da kolay değil. Biliyorsunuz din alanı sabiteler ve değişkenler alanı. Dinde sahip, sabit olanın, o değişmez özün ne olduğu, onun neliğine ilişkin tartışmalar aslında dinin başlangıcından itibaren e, devam ediyor. Şimdi şunu bilmek gerekiyor. Din bir defa kitabi metinsel olarak ilk indiğinde yani peygamber dönemi Hazreti Peygamber'e İslam özelinde konuştuğumuzda ilk vahyedildiğinde bir kültürel ortamla içerikleniyor. Yani kültürel ortamla kurduğu bir ilişki var. Dolayısıyla o ortamın diliyle insanlarla konuşuyor ve o ortamın e, dilini kullanarak konuştuğu insanlar muhatap kitle üzerinden vahyin içeriği de bir yerde şekilleniyor. Yani yaşanan reel olaylar üzerinden biz din ve kültür etkileşimini e, görmemiz gerekiyor. Burada ee, i̇lk örnek yani bizim Hazreti Peygamber'in yaşadığı dönem, asr-ı saadet, diğer de bütün dinlerde altın çağ olarak tanımlanan dönemdeki örnekler aslında dinin e, şekillendiği, kurumsallaşma öncesi, e, ilk adımların atıldığı, dolayısıyla vahyin toplumla buluştuğu bir dönemi e, imliyor ve bu dönemdeki bir takım unsurlarla e, dinin e, bir yerde pratize edildiğini görüyoruz belki sabiteleri belirlerken yani dinin ve özelde toplumun değişmez unsurlarının o genetiğinin bir yerde ne olduğunu belirlerken öncelikle ilk döneme belki biraz sosyolojik bir dille ifade edecek olursak kurucunun dönemine yani kurucu efendim liderin önderin Hazreti Peygamberin peygamberin dönemine bakmak gerekiyor. Burada sabit olarak neyi görüyoruz? Burada Kuskusuz da sabit olarak da ana metni görüyoruz e, bir defa. Kitap, kitap evet. ve özellikle peygamberimizin sünneti. Evet sünnetini görüyoruz. E, onların aslında e, oradaki değişim e, değişimden ziyade bozulma e, bu 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 noktada da kelam ilmi devreye giriyor. Bize söylüyor. <laughs> kelam ilmi dindeki aslında e, nelerin bozulduğuyla ilgili veya nelerin korunmasıyla ilgili bize çerçeveyi belirliyor. Öyle değil mi Sayın Hocam? E, haklısınız. E, İhsan Hocam çok güzel bir giriş yaptı. En azından e, kelimenin genetiğini anlamamız açısından önemli bir girişti. Biraz daha açılması gereken noktalar var. E, onları notuma aldım konuşalım. Ama sizin söylediğinizle ilgili biz e, akide'dir aslında söylediğiniz. Akide, akit. ...ve ukat diye Kur'an-ı Kerim'de geçiyor... ...nefâ sâti fil ukat... ...aynı kökten gelirler... ...düğüm demek... ...bir yere bağlanmak demek... ...akit... ...dolayısıyla ya. efendim hocam... ukde, uk'de aynı kökten gelir... Ee, ...kelam dediniz... ...kelam biraz burada yabancı kalabilir ama... ...akide çok temel bir... E, ...terim evet. olarak bizi bir... ...varlığa... ...Allah'a kastediyorum o varlığın bizimle iletişim kurarken temel yönlendirici ilkelerine vesaire vesaire bağlayan bir düğümden bahsediyorum. Şimdi İhsan Hoca konuşurken kurucu dedi ya sosyolojik bir terim. Bir sistemin kurucusu. İlginç olan bu bizim için çok önemli. Dinin kurucusu olmadığı için İslam'da İslam'ın kurucusu yok. Şahıs olarak Tabii ki. koyan dini bize vaz Tabii, eden, vaz eden Allah, gönderen, gönderen Allah var. Dolayısıyla kurucunun yani diyelim ki herhangi bir sosyal teoriyi, Marksizmi vesaire irdelerken siz bu teorinin ortaya çıktığı dokuyu, sosyal dokuyu incelersiniz. Kurucu önemlidir. O tarihsel şartlar önemlidir. İslam böyle olmadığı için yani kurucusuyla kaim olmadığı için ve kurucusu tarafından şekillendirilmediği için tarihsel şartlar İslam'ın genetiğine sinmiş değildir. Bu anlamda tarih üstü ilkeler var. Şimdi dejenerasyonda ne dejenere edildi dediğimizde 1400 yıl önceye gidelim, oradaki uygulamaya bakalım. Eğer o uygulama bozulduysa demek ki bir dejenerasyon var diyemeyiz. Yani Kur'an-ı Kerim'in, Kur'an-ı Kerim tarihsel bir din vaz etmiyor. Tarih üstü ilkelerin yönlendirdiği ebedi bir tarih. Kıyamete kadar. Bu bizim için çok önemli. Dolayısıyla ne dejenere edildi derseniz temel ilkeler var. Allah'ın birliği, varlığı, birliği bunlardan bir tanesi. İki, ölümden sonraki hayat. Hiç tartışmasız. Nübüvvet. Bir peygamber ve bu peygamberin getirdiği bir kitap. Bunlar bu değişmezler kaynak olarak söylüyorum ve ilkeler olarak söylüyorum. Bunlar da eğer bir tahrifat, bir yanlış e, anlama, yorumlama olursa o zaman dejenerasyondan bahsedebiliriz. Bunlar tarihle ilgili değil. Bakın diyor ki mesela Allah'la ilgili biz bir tasavvura sahibiz değil mi? Bir tasavvurumuz var. Nedir o? Ayetel Kürsi'yi baştan sona kadar okuduğumuz zaman bu tasavvuru görürüz. İhlas Suresi'ni okuduğumuz zaman bu tasavvuru görürüz. Biz oturup da kendimiz buradan bir kurgulamada bulunamayız. Acaba Allah nasıl bir varlıktır? Ha, düşünelim. Şimdi geldiğimiz felsefi birikim, teknoloji, Allah'ı diyelim sadece bir ışık olarak tasavvur etmemize, bir enerji olarak tasavvur etmemize imkan veriyor mesela. Dediğiniz anda Kur'an-ı Kerim diyor ki, Leyse ke mitlihi şeyün. Onun benzeri gibisi bile yoktur. Bu ne demek? Yani Allah'ı tasavvur etmek üzere ayağa kalktığınızda, zihninizi çalıştırdığınızda, aklınıza gelebilecek ne varsa o, o değildir. Benzeri bile yoktur. O zaman burada bizim sınırımız, düşüncemizin, bu kıyamete kadar böyle. Bakın, tarihin geçmesiyle zihnimizin gelişmesiyle burada bir şey olmaz. Arap burada söylemek istediğim özellikle burada kurucu kavramı ile ilgili söylüyorum. Bir Musevilikten bahsediliyor, bir İsevilikten bahsediliyor ve insan hocam da Ali hocam da bilecekler. Muhammedanizm diye kitaplar var. Muhammedanizm gibin kitabın Muhammed mesela Muhammed'in Kur'an'ı diye tercüme ediyor. Muhammed'in Kur'an'ı diyor. Muhammedanizm. Aynen İseviilik gibi. Yani, yani o onların gibi. O kendi anlayışlarını bir anlamda Tabii. bize de yükleme. Bizi de böyle tanımlamayı içerisinde. Yani Hazreti Peygamber'i dinin kurucusu gibi. Olarak, Şimdi burada benim dikkat çekmek istediğim şu. Bu söylediğim bizim koymamız gereken çerçeve açısından. Dinde dejenerasyon, tahrif, bir yozlaşma var mıdır, yok mudur? sorusuna cevap ararken dinin 1400 yıl önce uygulanma biçimine bakarak dejenerasyonu biz tespit edemeyiz söylemek istediğim o. Ya yani genelde burada bir şeyi çok iyi vurgulamak gerekiyor. Genel ilkeler, genel ilkelere bakmamız e, lazım. söylemek istediğim bir o. Genelde bizde saadet tanımlaması var. Yani bizde yani din e, dinin aslı, asıl hüviyeti e, aranırken e, Asr-ı Saadet örnek gösterir. Asr-ı Saadet bir hedef değil. Evet. Asr-ı Saadet bir hedef değil, varılacak bir hedef değil. Asr-ı Saadet bütün hedef yürünecek hedeflerin çekirdeği, nüvesi oradadır. Yani orada Hazreti Peygamber ve etrafındaki sahabilerin uygulamaları ideal anlamda yapılan, iyi yapılan işler, Hazreti Peygamber'in vefatına kadar özellikle yapılanlar ki Çünkü Hanefiler biliyorsunuz, Hanefi mezhebinde ilk iki e, halifenin icma, o dönemde yapılan icmaları kabul ederler. Hazreti Ali ve Osman döneminde yapılanı reddederler. Çünkü orada bir siyasal kavgalar vesaire vardır. Dinin mümkün olduğu kadar bulaşıksız, katışıksız, saf halini, saf halini herkes doğan olarak görmeye ve oradan beslenmeye çalışıyor. Şimdi söylediğim şu, asr Saadet bir hedef değil. Ama hası saadet varılacak hedeflerin nüvesini çekirdeğin içinde barındırabilir. Bir sıçrama tahtası olabilir. Şöyle dersek bir yanlışı burada Selefi birazdan konuşacağız. Selef düşüncesi ne der Selefiler? Yani günümüz Selefileri ne der? İddiaları, İddiaları şu. Siz Hazreti Peygamber döneminde sonra, peygamberin vefatından sonra bizim günümüze kadar gelen bütün medeniyeti, üretimi, felsefeyi, kelamı, tefsiri, hukuku hepsini paranteze alın. Bizim bunu, bunu yok sayın. İnsan üretimi ne varsa, düşüncesi ne varsa bunu yok sayın. Biz gidip selef yani köklere inmemiz lazım. İyi de ulemadan bahsediyor Kur'an-ı Kerim, ulil elbaptan bahsediyor. Yani diyor ki bazı arkadaşlar ya hocam siz diyorsunuz ki Allah Kur'an-ı Kerim'in bazı insanlar yani nebevi mirası devralan, Hazreti Peygamber'in mirasçısı olan el ulema u varesetul enbiya diye bir hadis-i şerif naklediyoruz değil mi? Alimler, bilginler, Hazreti Peygamber'in başka bir mirası yok, mirasçılarıdır. Peki bu mirasçı ne yapar? Kur'an-ı Kerim'in, Kur'an-ı Kerim'in o mü, e, müheymin vasfı gibi, müheymin vasfı, Kur'an-ı Kerim kendinden önce geçen kitapları musaddiktir, tasdik eder ama aynı zamanda müheymindir. Neresinden ne çıkarmışlar, neresine ne koymuşlar bunu da tespit eder müheymin. Bir revize eder, yani, gözden geçirir. Kur'an-ı Kerim'in e, buradaki asıl e, yani yozlaşmanın bir tarihsel bir arka planı var. Kur'an-ı Kerim'de e, ben modern dönemdeki yozlaşmaya da vurgu yapalım istiyorum. Kur'an-ı Kerim'de yozlaşmadan bahsediyor mu? Yani Kur'an hocamın ifade ettiği de bir düzeltici yönü var. Yani Elbette. geçmişteki yanlışlıkları, dini anlayışları bir doğrulayan, e, düzgünlüğü gösteren e, bir kitap. Kur'an'da var mı böyle Elbette. bir e, yozlaşmaya <laughs> vurgu, geçmiş dinlerin yozlaşmasıyla ilgili? Tam da Şaban Ali Bey'in kaldığı yerden devam edelim. Şimdi tabii ki var. Kur'an-ı Kerim'de önceki İslam yani son peygamberden önceki dönemlerdeki dindeki yozlaşmalar üzerinde ayrıntılı bir şekilde durulur. Şimdi bir kere şunu hatırlayalım. İnsan var, din var ve bu dini koyan yüce Allah. İlk insan biliyorsunuz aynı zamanda ilk peygamberdir ve ilk insanla din kitap ile başlamıştır. Yani kitabidir, kitap vardır. İnsanlar ne zaman ki o kitabın eee içeriğin ilkelerini değiştirmeye, yozlaştırmaya kalkmışlar. Bu yozlaştırma elleriyle yazarak metin tahrifi şeklinde de olabilir. Ağızlarıyla söyleyerek bunlar Kur'an'ın ifadeleridir. yorum tahrifi şeklinde olabilir. Ne zaman ki yozlaşma başlamış, yaratıcı müdahale etmiş. Peygamberi yeniliyor, yeni bir peygamber. Kitabı yeniliyor, yeni bir kitap. Ama son olarak artık metin yozlaşması, söz konusu olmayan Kur'an-ı Kerim'le Cenab-ı Hak bu dini bir anlamda koruma altına almıştır. Ve geçmişi değerlendirirken mesela Enam suresi 159. ayet çok ciddi anlamda bize ufuk açıcı bilgiler verir. Buyuruyor ki اِنَّ الَّذ۪ينَ فَرَّقُوا ve وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ ف۪ي Yani <laughs> o dinlerini parçalara ayıranlar. Şimdi bu parçalara ayıran ne demek? Dinin bir bütündür din. O par bir parçasını alıp yerine başka bir şeyler koyuyor. Bunu ister peygamber adına koysun, ister e, ilim adamı olduğunu lanse edenler, kendi atlarına koysunlar. Yani insani unsurlarla o boşlukları doldurmaya çalışıyorlar. Ve sonuçta da toplum, o insanlar fırkalara ayrıldılar. Peygamberimiz hitaben cenab Hak diyor ki, sen onlardan hiçbir şey üzere değilsin. Yani senin onlarla, böyle yapanlarla ilgin alakan olamaz. Ve bir de tehditle bitiyor. İnnemem ruhum Allah. Onların işi Allah'adır. Onların hesabını Allah görecek. Yani Allah, Orijinal dinini değiştirmelerinin, yozlaştırmalarının hesabını onlardan soracak. Sümme yunebbihun bima kanu yefalun. Bu yaptıklarının da bir bir hesaplarını onlar Allah katında soracaklar. Aslında onların üzerinden Cenab-ı Hak bize mesaj veriyor. Yani siz onların durumuna düşmeyin. Onlar gibi olmayın. Dini parçalara ayırmayın. Onu bir bütün olarak kabul edin. Dolayısıyla o orijinal dini zaten peygamberimizin hadisi var. Biz peygamberler baba bir kardeşleriz. Hepimizin dini birdir. Aslında Hz. İsa'nın da, Hz. Musa'nın da, Hz. İbrahim'in de, Hz. Adem'in de, Hz. Muhammed'in de dinin kaynağı yüce Allah'tır. Hepsi Allah'ın dinine insanları çağırmışlar. Ama insanlar bu dini tahrif etmeye, yozlaştırmaya yeltenmişler. Yeltendikleri zaman da ilahi irade müdahil olmuştur, müdahale etmiştir son halkaya geldiğimiz zaman metinde tarif söz konusu olmayan Kur'an-ı Kerim'i Cenab-ı Hak insanlara emanet etmiş. Artık insanlar o metin merkezi etrafında dinlerini, inançlarını, amellerini yozlaştırmadan koruyabilirler. O zaman asıl kaynağı, ana kaynağı dönmek gerekiyor ki bu yozlaşmadan insanlar kurtulabilsinler, uzaklaşabilsinler. Evet. Ee, bir de tabii hani iki türlü bir e, yozlaşma Var bir içeriden yozlaşma var ve bir de dışarıdan yozlaştırma var. Yani inkarcıların ve müşriklerin e, biz bu dini yozlaştıralım, bayağılaştıralım, e, insanların gözünden düşürelim, anlamlı, an, anlamsız bir hale getirelim var. Ama bir taraftan da dindarların e, bir şekilde yozlaştırması var. Dinin e, yozlaşması dindarlar eliyle de oluyor. Bunu nasıl anlamak lazım? Yani bir dindar olup da bir insan neden dinini yozlaştırma… İhtiyacı duyar veya niye yozlaştırır? Sayın Hocam. Burada belki Abdurrahman Bey, o dindar tanımına bir gitmemiz gerekiyor. Şimdi dindar derken aslında dini hangi anlamda yaşayan insanı kastediyoruz? Yani pratikan anlamda bir dindarı kastediyorsak, yani namaz, efendim, oruç, hac, zekat, Türkiye'de yaygın hani dindarlık formu olarak kime daha, göre dindar? daha evet Belki kime göre mi? dindar daha formal bir dindarlık ise eğer kastettiğimiz böyle bir algıyı merkeze alıyorsak pek tabii ki burada daha özsel efendim din psikologlarının ifadesiyle içsel yönelimli bir dindarlığı değil de daha dışsal etkilerle oluşmuş bir dindarlığı kastediyoruz. Ve böyle bir dindarlık tipi esasen tarih boyunca e, dini sadece salt literal olarak okumayı esas alan ve mesajın özünü değil de mesajın size direkt çağrıştırdığı anlamı. Dolayısıyla dilsel kodlar üzerinde hiç düşünmeden ya da bağlamı düşünmeden sadece sloganlaştırılmış bir takım ifadeler üzerinden dini algılayan ve bunu bir şekilde kendi yaşamında pratize etmeye çalışan insanlar. Eğer böyle bir dışsal etkiyle oluşmuş böyle bir dindarlığı kastediyorsak bu sonuçta problemli bir din algısı üretiyor biraz önce hocalarımın işaret ettiği o selefi çizgi de esasen dinin bu tür sloganlarla ifadelendirilmiş şeklinden başka bir şey değil. Abdurrahman Bey esasında bütün dinler kendilerini sembolik ve sosyal anlamda sınırlandırıyorlar. Şimdi e, İslam ya da Müslümanlar özelinde konuştuğumuzda tabii ki Müslümanları sembolize eden nedir bugün İslam dünyası özelinde baktığınızda mesela hilaldir değil mi bütün İslam dünyası hilali sembol olarak algılıyor tarih boyunca da İslam'a Müslümanlara dışarıda bakanlar e, hilali görmüşler. Hilal üzerinden bir sembolleştirme var. Yine Hristiyan dünya e, özelinde konuştuğumuzda haç üzerinden bir sembolleştirme, bir sembolik e, dil ve ifadelendirmenin olduğunu görüyoruz. Kültürleri çatıştıran unsurlara baktığınızda aslında bu semboller üzerinden e, yapılan bir takım e, efendim yorumlar ya da sembollere e, daha şey ifadeyle hakaret içeren e, bir takım saldırılar. Bakın 11 Eylül hadisesini düşünelim. Aslında 11 Eylül'ü tetikleyen unsurlara baktığınızda ya da sonuçları üzerinden konuştuğumuzda 11 Eylül bir sembol saldırısıydı. Sembolik bir şeydi. Yani niçin Amerika'da gerçekleşti? Niçin ikiz kuleler ve niçin efendim böyle bir zamanlama ee, çok manidar olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla e, özelde şiddet ve terör üzerinden e, gelişen literatüre baktığınızda hep böyle belli tarihler, belli semboller e, öne çıkıyor. Tarihsel olarak baktığınızda da haçlı seferleri böyle bir sembolik ifadeye sahip. Ya da Kudüs üzerinden konuştuğumuzda üç din için sembolik anlamı olan bir yerden bahsediyoruz. Ya da İslam özelinde Mekke'den Kabe'den evet kutsal topraklardan coğrafyadan bahsederken böyle. Şimdi dışsal etkilerle oluşmuş dindarlıkta bir defa sembollere yapılan saldırıların karşı saldırıyla karşılanması kaçınılmaz. Çünkü dışsal dindarlık bir yerde e, avam dindarlığı diye tabir edebileceğimiz, yani e, bilgi üzerine temellenen bir dindarlık değil, daha sezgisel bir dindarlık. Dolayısıyla burada e, duyguları mobilize eden, onları etkileyen bir takım dışsal etkenler, o insanları kolaylıkla öteki olarak niteledikleri insanlara karşı harekete geçirebiliyor. Ve bu dindarlık formundaki insanların, başkaları üzerinde şiddete varacak düzeyde efendim saldırılar geliştirmeleri kaçınılmaz hale geliyor. Oysa biz dindarlık derken aslında biraz önceki tanıma başa dönelim. din psikologlarının onu da Amerikalı ünlü bir din psikoloğu Alport yapmıştır 1960'larda. Diyor ki bir de içsel yönelimli bir dindarlık vardır. İçsel yönelimli dindarlıkta da bizim konuştuğumuz biraz önce o dinin e, özü e, aslında o insan üzerindeki e, sosyal psikolojik etkisi daha e, öne çıkmıştır ve bu etki Bilgi temelli bir etkidir, salt sezgisel değildir. Dolayısıyla o insanın duygu dünyasını da belirleyen bir takım temel entelektüel referansları vardır. Yani ana metne o insan bir şekilde ulaşmıştır ya da o metinden kaynaktan bilgilenmeyi bir şekilde başarmıştır. Dolayısıyla buradaki bilgilenme yani doktrin merkezli ama aynı zamanda başta söylediğimiz o çağın ruhuyla da uyumlu bilgilenme içsel dindarlığı oluşturuyor. Bu biraz daha mistik bir form. Ancak tabii biraz önce başta da söylediğimiz gibi o mistik formun da derin bir dindarlık tarzı ürettiğini söylememiz gerekiyor. Yine din sosyologları diyorlar ki dindarlık ya da dini tecrübe beş boyuttan temelde oluşuyor. Bunlardan bir tanesi hocamın biraz önce bahsettiği o akide boyutu, yani inanç boyutu, olmazsa olmazımız. İslam özelinde yine hocam bahsetti, tevhid esası üzerine korulmuş. Ancak nübüvveti ve ahiret inancını da dışlamayan, onları da merkeze alan bir dindarlık formu var. İslam özelinde baktığımızda pek tabii ki ikinci boyut ibadetler burada e, devreye giriyor. İbadetler, ee, bizim yine başta söylediğimiz o temel ibadetin neliği ile ilgili problemin bugün bizim dindarlık algımız üzerinde doğrudan etkili olduğunu düşünüyorum ben şahsen. Çünkü ibadet deyince biliyorsunuz işte belli rakamlarla ifade edilen İslam'ın 5 e, efendim şartı, imanın efendim 6 şartı, 32 farz, 52 farz gibi bir takım rakamsal ifadelerle ibadeti ve dindarlığı e, yine formelleştirdiğimizde bu kez de din algımızı yine şekle, dışsal etki doğru evirmiş oluyoruz. Üçüncü boyut biraz önce yine söylediğimiz bilgi boyutu. Bilgi boyutu inanç boyutuyla doğrudan bağlantılı. Burada bir e, arındırma faaliyetine ihtiyacımız var. Bugün özelde İslam toplumlarını konuştuğumuzda neyin din olduğu, neyin daha sonra dine eklenen, yani dejenere edilmiş e, adı din olan ancak tırnak içinde e, bir din ya da dindarlık formunu ifade eden unsurlardan oluştuğunu tekrar düşünmek gerekiyor. Dördüncü boyut, sezgi boyutu. Biraz önce ifade ettik, duygu boyutu. Ve beşinci boyut yine bugün çok önemli, sosyal etkiler boyutu. Yani din, e, inanan insan üzerinde ne tür duygulanımlara, etkilere yol açıyor? Din dediğimizde e, o etki mekanizmasını harekete geçiren unsurlar nelerdir? salt Kur'an'i referanslardan mı hareket ediyoruz yoksa gelenek içerisinde, e, din adı altında taşınan, esasında dinle bugün çok la, uzaktan yakından ilgisi kalmayan, ancak bir şekilde dindar insanların gözünde din olarak hala algılanan, e, yaşanan, hatta ritüellere bir şekilde aktarılan ve yansıyan e, bir dindarlık formundan mı söz ediyoruz? Evet. Bütün ya, bu boyutları düşünmek gerekiyor. Evet, e, i̇fade ettiğiniz gibi çok yönlü bir çok unsur, yoğun, yozlaşma. Evet. Hem duygu boyutunda bir bozulmayı, ibadet boyutunda, düşünce boyutunda da bir yozlaşmayı birlikte getiriyor Mesela Şimdi, özür diliyorum bugün Türkiye'de mesela en son birkaç yıl önce yapılan bir dindarlık araştırması var. Türkiye, Türkiye özelinde ilk defa yapıldı. Türkiye'de 25 ilde büyük şehir merkezleri de buna dahil 2500-3000'e yakın katılımcı üzerinde yapıldı. Ve yine 250'ye yakın kişiyle birebir görüşüldü. Görüşme mülakatlar yapıldı. Şimdi orada biraz önce bahsettiğim anlamda dindarlık formlarının çok evrildiğini, çok değişken bir özelliğe sahip olduğunu görüyoruz. Mesela Türkiye giderek muhafazakarlaşıyor deniyordu. E bugün deniyor ki evet bir muhafazakarlaşma var ama biraz önce bahsettiğimiz anlamda, e, iktisadi anlamda eskiden mesafeli duran ilişki bugün çok da dindarlıkla iç içe bir hale geldi. Yani a, kanaatkar bir dindarlık formu yok artık. Yani kapitalizmin, modern dünyanın, teknolojinin imkanlarını çokça kullanan, hatta biraz sonra konuşacağımız belki selefilik özelinde de böyle. Ama bu ama dindarlık biçimine doğru e, özellikle e, hani kendisini dindar olarak tanımlayan evet. yani sizin e, ifade ettiğiniz teorik anlamda dindar olma, olmasa da e, din sosyolojisi psikolojisinin ifade ettiği e, içsel, çok deruni bir tarafı olmayan bir dindarlık var bu evet. dindar e, bir taraftan dünyevi menfaat için e, bir takım araçları kullanıyor dini kullanıyor e, dini yozlaştırmak istiyor yani bunun üzerinde durmak lazım e, şimdi Abdurrahman Bey müsaade ederseniz, burada şu çok önemli demin de söyledik kime göre dindarlık şimdi bu dinin en başta söyledik asıl sahibi kim yüce Allah biz Yüce Allah'ın dininde bir takım kavramları kendimize göre tanımlamaya kalkıyoruz. Problem buradan kaynaklanıyor. E gelin kimin dindar olduğunu, hangi şartları yerine getirenin dindar olduğunu dinin sahibine soralım. Şimdi bu yapılmıyor. Bu noktada Kur'an-ı Kerim şöyle çıkışır. قُلْ اَتُعَلِّمُونَ اللّٰهَ بِد۪ينِكُمْ Diyor ki şimdi de siz dininizi Allah'a mı öğretiyorsunuz? Şimdi bugünkü insanımızın içerisine düşmüş olduğu çıkmazlardan bir tanesi bu. Allah'ın dinini Allah'a öğretmeye hatta Allah'a dayatmaya kalkıyor. Biz şimdi Allah'a göre bir dindarlık mı yoksa kendimize göre ürettiğimiz, geliştirdiğimiz dindarlığı Allah'a mı dayatıyoruz? Şimdi bunu iyi tespit etmemiz gerekiyor. Bakınız Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak müminleri tanımlar. Pek çok ayeti kerimde işte Bakara suresinin ilk sayfasında mümin tanımı vardır. Bu Allah'ın tanımıdır. Dinin sahibinin tanımıdır. Ve şöyle bir kayıt geçer Kur'an-ı Kerim'de. İşte şunlar, şu özelliklere sahip olanlar. Ülaike hümül mü'minune hakka. Gerçek anlamda müminler bunlardır. Kime göre? Allah'a göre. Ama şimdi insanlar kendilerini mümin ya da dindar olarak lans edebilirler. Ama bu hocamın da söylediği gibi herkesin kendi bakış açısına göre o zaman çok sayıda, çok örnekli bir din, dindarlık anlayışıyla karşı karşıya kalırız. Evet, yani bizim... Dinin temel ilkelerine aykırı davranan kimseler de çok rahatlıkla mesela benim kalbim temiz. Dinin temel ilkelerini, hükümlerini yerine getirmiyorum ama dindarım diyebiliyor, diyebilmektedir. Dolayısıyla biz Allah'ın dinini Allah'tan öğrenmeye, Allah'ın kitabından öğrenmeye gayret etmeliyiz ki bu yozlaşmalar azalsın ya da bu yozlaşmaların önüne geçilebilsin. Yani bunlarda bir amaç var aslında. Bu yozlaştırmada bir amaç var. Yani biz dışarının etkisini değil biraz da içerinin etkisini, içeriden yozlaştırmayı yani kendisini dindar olarak tanımlayan, lanse eden, ekranlara çıkan bir o dini otorite olduğunu iddia eden, dini bilgisi olduğunu, din bilgini olduğunu, bir dini grup cemaat e, olan e, bir takım yapılar e, dini yozlaştırıyor. Bunlar neden yozlaştırıyor diye düşündüğümüzde ben birkaç ikbal görüyorum. İktidar elde etme, güç elde etme diye tanımlıyorum. Ben yani içeriden yozlaştırma üzerinde biraz duralım Şaban Ali Hocam. Neler dersiniz bu konuda? Şimdi burada hem İslam tarihi açısından hem Hristiyanlık hem Yahudilik tarihi açısından yani total olarak dinin tarihi, açısından bakarsak İslam'ın tarihi açısından değil sadece bu yozlaşma ya da e, tahrifin Kur'an hocam söyledi Kur'an-ı Kerim hem açık bazen çok açık olarak bazen de satır aralarında bunu söylüyor. Bir dinin geliş sebebi mesela Hristiyanlığın geliş sebebi mutlaka daha önce var olan dinin bu şekilde çok ucuna kadar belki dibine kadar yozlaştırılmış olmasıdır. Yani bir din geliyorsa bir dinin geri sebebi mutlaka dedik daha önce ihlas, dini halis formuna kavuşturma operasyonu denir mesela İslam için. İslam'ın son din oluşu belki bu o anlamda en kapsamlı yozlaştırma operasyonuna yani yapılan yozlaştırmalara karşı en kapsamlı operasyondur. Burada oraya buraya hiç dağıtmadan İslam'ın en temel özelliği olarak ortaya çıkarabileceğimiz bir tek bir kelime üzerinden biz bunu yapabiliriz. Şimdi mesela imanınız size ne kötü şey emrediyor diye söyleyen bir ayet-i kerime var. Yani benim imanım böyle söylüyor sizin imanınız bu hem Yahudi'nin hem Hristiyan'ın hem de kendi içimizdeki doğruluğu ve yanlışı birbirinden ayırmak için biz imanımıza başvurmuyoruz. Kur'an-ı Kerim'in dayandığı temel şu. Dayandığı temel bilgi temeli. Bakın ayet-i kerime şunu söylüyor. Fe'alem ennehu la ilahe illallah. La ilahe illallah dine girişin mottosu. mottosudur. Evet. Yani dine girerken la, ilahe, la illallah ilahe, illallah, diyorsunuz. Fakat Kur'an-ı Kerim la ilahe illallah din derken fe'alem. La ilahe illallahınızı bilgiye dayandırın diyor. Ölseniz de yaşasanız da bir delil üzere yaşayın ve ölün diyor. Kur'an-ı Kerim'in Diğer dinlerden tek farkı nedir derseniz bana, tevhidi bir kenara koyarsanız akide anlamında. Kendisini bilgi temelinde inşa etmesidir. Buna Abdülkerim Suruş'un çok hoş bir tasnifi var. İslam'la ilgili bir tasnif yapıyor. Abdülkerim Suruş diyor ki, bir kimlik İslamı var, evet. bir hakikat İslamı var. Şimdi Müslüman olarak siz kendinize bir kimlik, mezhep kimliği, meşrep kimliği oluşturma peşinde misiniz? ve elinizdeki kitabı bu kimliği pekiştiren sürekli bu kimliği tahkim eden unsurları oradan bulayım ve servis edeyim amacında mısınız yoksa hakikat İslam'ı dediği sizin bütün varlığınız, bütün gayeniz o hakikati ortaya çıkarmak ve o hakikati egemen kılmaktır. Yani tamamen bir atomistik bir yaklaşım. Kazıyorsun, kazıyorsun o hakikat ortaya çıkıyor. Diyorsun ki bu hakikat bu. Seni de, beni de, hepimizi de bağlar arkadaşlar. Kimlik de öyle değil. Kimlik İslam'ında peşinen kabul ettiğiniz, peşinen kabul ettiğiniz ve ayrıştıran sizin kimliğiniz, onun kimliği, benim kimliğim dediğiniz ayrıştıran bir yapı var. Hakikat Kur'an-ı Kerim'in bütün felsefesi hakikatin ortaya çıkması ve hakikatin hakim olmasıdır. Bu süreçte bu süreçte insanlara yani Kur'an-ı Kerim'in özgürleştirici bakın orada ben hiç ya insanlar sahip oldukları düşünceyi aman yanlış olur. Ya dejenere oluruz, bozuluruz, parçalanırız korkusuyla insanların söz söyleme, düşüncelerini ifade etme hakkını hak diyor. Temel haklardan birisidir aklın korunması. Yani düşünceyi üretmek ve onu yaymak, paylaşmak aklın korunması temel haktır. Yanlışa götürür bizi, aman tefrika çıkar, çok görüş ortaya çıkar diye insanların görüşlerini beyan etmeyi engelleyemeyiz. Niye? Çünkü Kur'an-ı Kerim diyor ki, köpük yasası diyor buna Cevdet Said. Köpük yasası. Siz söylersiniz diyor, batıl olan, gerçek olmayan, köpük gibi yağmur yağdığı zaman bu örneği Kur'an-ı Kerim veriyor. Kum kalır ağır olan, hakikat kalır, köpük çeker gider diyor. Söylesin adam sözünü, o hakikat değilse zaten çekip gidicidir. Bu anlamda insanlar sözlerini söylesin. Çok farklı gerç bakın, şu ikisini biz ayırıyoruz. Doğruluk yani sıhhat, do bir şeyin doğru olmasıyla hakikat yani gerçek olması arasında fark var farklı doğrular olabilir. Ama hakikat bir tanedir. Hakikat tektir. O metinde gömüldür. Şöyle diyelim. Metni okuyoruz. Açtık Kur'an-ı Kerim'i. Siz de açtınız. Ben de açtım. Benim mezhebim, meşrebim farklı olabilir. Hanefiyim ben. Siz de Şafii'siniz. Hocam Maliki. Meşrebi de farklı. Olabilir. Hepimiz Kur'an-ı Kerim'i açtık. Ondan aynı şeyi anlamak zorunda değiliz. Bakın. Anlayışlar yani ki ona biz fıkıh diyoruz. Anlayışlarımız farklı olabilir. Fakat bu orada Allah'ın niyetinin gömülü olduğu orada. Çünkü onu söyleyen hatibin muhataba bu metni gönderirken bir niyeti var. O niyet hakikat üzerine oturuyor. Bak gerçeklik var orada. Bir gerçek var. Hepimiz o gerçeğin peşindeyiz. Bu gerçek 500 sene önce farklı anlaşılmış olur. Şimdi farklı anlaşılmış olur. Ben buna dejenerasyon demem. ...samimiyetle farklı anlayışlar ortaya çıkıyorsa... Ama bu farklı buna, anlayışlar... ...bunu hat, tolera edebilmeliyiz. Sabiteler e, sabitelerde olmayacak. Yani sabiteler, bu Allah anlayışımızı, ahiret anlayışımızı, nübüvvet anlayışımızı asla... ...etkilemeyecek denemeyecek. yani denemeyecek. o noktada hem fikirlik hem fikirlik yok. Buna yok, ne yok. diyor Kur'an-ı Kerim? Kur'an ikiye ayırıyor kendisi kitabı. Alimran suresinde ayetleri biliyorsunuz. Muhkem müteşabih diyor. Muhkem gündelik yaşamda bütün müminlerin hayatında tartışmasız anlayıp olduğu gibi uygulayacakları ibadet deyiniz bu ibadatı mersume dediğiniz. ister evet. İster ibadetler deyin, ister kolektif bir bilinç, ruh oluşturan birlik beraberlik düşüncesi deyin. Orada hiç sıkıntı yok. Fakat şunu vurgulamaya çalışıyorum. Bir insan Kur'an-ı Kerim'den farklı bir anlam çıkardığı zaman Aa, bu bunu tahrif etmiş bu kadar kolay etiketlemeyelim diyorum farklı anlayışların olması yoksa selefi bir tutuma kayarız. Ben diyorum ki siz de buradaki herkes diyor ki Kur'an'a gidelim. Bizim kızdığımız marjinal gruplar dediğimiz, radikal dediğimiz selefi gruplar da aynısını söylüyor. Biz de Kur'an'a gidelim diyor. Bakın yani Kur'an'a gidelim, Kur'an'a gidelim neyle gidelim kardeşim? Ben diyorum ki Allah diyor ki Allah bizim uslam uleması, akıl Allah'ın yeryüzündeki terazisidir diyor. Akıl Allah'ın yeryüzündeki terazisidir. Dolayısıyla Kur'an'a neyle gidiyorum ben? Aklımla gidiyorum, vicdanımla gidiyorum, basiretimle gidiyorum. Bütün bu buna entelektüalite diyoruz. Kur'an'ın aklı, teakkul, rasyonalite değil bu. Sezgilerim içinde bakın deminki tasnifte hepsi var. Sezgi de var, onun önünde bilgi de var, ibadet de var. Yani bir dindarlık içerisinde bilgi var, sezgi, yani duygusal boyutu var bir insan, hmm. duygusallığı da var, ibadetleri var. Bunun dışa yansıması var. beşinci madde dışarıda da gösteriyor pratikleriyle. Bakın bunların hepsi olacak. Bunlar var. Bunlar farklı şekilde tezahür ettiği zaman o ana birisi diyelim bilgi eksik olduğunda ya yani bilgi bizim için mutlak kriter, mutlak kriter bilgidir. Şu yani şunu söyleyeceğiz. Bir şeyin yanlış olduğunu nasıl ortaya koyacağız? Adam diyor ki ya işte Nur suresinin 35. ayetini Allahu Nuru Semavativel art tamam diyor bu ayetten biz çıkarabiliriz ki Allah enerjidir bu Nur diyor ama diyorum ki bakın Allah'ın sabit çünkü Allah sabitleyecek tek bir kelimeye sabitleyecek bir yargıda bulunamazsınız bu yanlış neden kendisi söylüyor leyse kemistiği şeyün diyor bakın onun benzeri bile yok çünkü kul hu Allah de ki Allah odur. Yani sizin görebildiklerinizin dışında işaret edebileceğiniz bir şeydir. Odur. Işık değil, bardak değil, insan değil, hiçbir şey değil. Bakın bir yanlışa gideceksek birisi bir yanlış bunu ya diyebilir. Dediği zaman Kur'an-ı Kerim'in başka ayetleri mevzide hemen bekliyor. Çıkıyor düzeltiyor. Diyor ki bu budur. Tekrar ediyorum ben bunu uzatmak istemiyorum. Kur'an-ı Kerim'in genel ilkeleri var. O genel ilkeler ki tasavvurlar diyoruz. Allah tasavvurumuz, insan tasavvurumuz. Öyle insanla ilgili öyle bir cümle kur ki ne özgürlüğünü ne sorumluluğunu kaldır. Mesela öyle bir dün tasavvurda bulun ki bu hayat bizim bütün varlığımızı son başlattığımız, sonlandırdığımız bir hayat olmasın. Bir de gelecek yaşam olsun. Kur'an-ı Kerim'in yoksa o tarafa bu tarafa çekilecek çok ayeti var. Kur'an-ı Kerim burada akıl, ...rasyonalite, entelektüelite ne derseniz deyin... ...Hazreti Peygamber'in bir e, şikayeti var... ...Kur'an-ı Kerim anıyor onu... ...Kur'an-ı Kerim anıyor... ...diyor ki... <laughs> ...Peygamber dedi ki... ...ya Rabbi... ...inne kavmi ittekazu... ...hazel Kur'ane mehcura... ...ayeti kerime bu... ...Peygamberimiz diyor ki... ...ya Rabbi benim ümmetim... ...Kur'an-ı Kerim'den kaçtı, göçtü, hicret ettiler... ...mehcur hale getirdiler diyor... Yani bizim değerlendirme kriterlerimiz Kur'an-ı Kerim olsun. Geleneksel algı biçimleri, burada ulemanın söyledikleri bizim için değerlidir ama kriter değildir. Onlar bizim için kriter olmamalı. Benim söylediğim bir anlayıştır. Onu söylüyorum. Fıkha fıkı. Hepimizinki anlayış. Orada bir hakikat var Kur'an-ı Kerim'de ve herkes o hakikatin peşindedir. Ama hiçbir zaman mutlak anlamda o hakikat budur diyemeyeceğiz. Onun için İslam uleması, vallahu alemu biz savab. En doğrusun Allah bilir. Ben bu kadar aklımı çalıştırıyorum diyor. Bu çok ahlaki bir bitirimdir yani. Yani orada bir yozlaştırma yok aslında. Yani içtihat alanında yok, içtihat alan yani yorum şey, alanında bir, yazık yazık yorum yok. Alanında bir evet. şey yok. Asıl zaten eee alanında değil, ahkam hüküm alanında bir ee, anlamlar da bir kayıp var değiştirme dönüştürme var düveyi ee, dünyevileştirme var ee, hocam müsaade ederseniz aslında yani yozlaşmada iç etkenler dış etkenleri konuşurken her iki etkenleri de biz cehalet e, başlığı altında toplayabiliriz yani şöyle dış etkenler bakıyorsunuz e, Müslümanları Dini öğrenmekten alıkoymak için ne lazımsa yapmışlar. İşte dinin diline yabancılaştırmışlar, sizi din geri bıraktı ya da din reform mize edilmeli vesaire. İç etkenlere baktığımız zaman yine aynı noktada birleşiyorlar. Hocam güzel söyledi. Bakınız Kur'an-ı Kerim'de der ki peygamberi tanımlarken sen daha önce iman nedir bilmezdin, kitap Bilmez. nedir bilmezdin. Şimdi iman nedir bilmezdin dediği tanımladığı peygambere gelen ilk emir imanet değildir hocam okudur. Yani iman nedir bilmezdin. Sen önce bir iman et sonra okursun değil. Dolayısıyla biz Kur'an merkezi, ilim öncelikli bir din anlayışına muhtaçız. Ve iç etkenlerde bakıyorsunuz. Bizim yerimize hocalar okusun. Senin aklın ermez. Mal okumayın. Saparsın yanlış yaparsın. Hocam söyledi şimdi Kur'an-ı Kerim o teakkulde, o tezekkürde, tedebbürde, tefekkürde zaten insanın tabirca ise bütün hücreleriyle o eyleme katılması vardır. Duyguları da katılacak. Kur'an-ı Kerim lehum kulubun yaqilune biha ifadesini kullanır. Yani insan aklıyla akleder ama Kur'an-ı Kerim başka bir şey söylüyor. Onlar kalpleriyle aklederler. Kalb ile akletmek. Yani siz bunu bütün organlara uyarlayabilirsiniz. Gözünüzle akletmek diyor. Kalbinizle görmek diyor. Kulağınızla düşünmek diyor. Ya yani bütün organların katılacağı bir kolektif çalışma çabanın sonucunda Kur'an okuma Bilgilenme söz konusu. Ama maalesef bundan uzak kalınmış. Yani şimdi e, birileri bizim yerimize dini öğreniyorlar. Birileri bizim yerimize Kur'an'ı okuyorlar. Birileri bizim yerimize dini tanımlıyorlar. Ve sonuçta da işte bu yozlaşma. O zaman biz ne yapacağız? E, yani bu Kur'an'ın istediği şekilde bütün çabamızı, sayu gayretimizi, Allah'ın dinini, gücümüz, müs'atimiz nispetinde hepimiz anlama noktasında. Hiç olmazsa bize dayatılan dini, dindarlığı test etme noktasında Kur'an'ı hakem olarak kabul edebiliriz. Kur'an'a yönelebiliriz. Kur'an'a başvurabiliriz. Ya yani bunu yapmadığımız sürece bu yozlaşmalar iki aşırı uç olarak ifrat ve tefrit çizgisinde devam edecektir. Bir evet. hadisi hatırlatalım burada hocam. İsterseniz diyor ki, hocam bu... hadisi, hadisin önceliği var hocam. Bir ara vermemiz gerekiyor <laughs> Hemen isterseniz. Hemen söyleyeyim sonradan onu... O ıı, hadiste dön dönelim tekrar. Peki. Hadisi söyleyeyim sonra üzerinde konuşabiliriz. El İslamu. Ehvecu ilel cemaati, minel cemaati ilel İslam. İslam bir toplumun kendisine olan ihtiyacından daha çok bir topluma muhtaçtır. Neden? Bunun üzerinde duralım. İslam neden evet. bir topluma muhtaçtır? Evet, neden? Sevgili seyirciler kısa bir aramız var. Aradan sonra tekrar birlikte olalım efendim. Bir kutlu seferdir haç. İnsan nice seferler düzenler hayatı boyunca ama hiçbirisi hac gibi değildir. Gönülden yapılan bir yolculuktur hac davet eden Allah'tır, icabet eden kul. Rahman'ın misafiridir, davete icabet edenler. Her ev sahibi, nasıl ağırlarsa misafirini, Beytullah'ın sahibi, kim bilir ne lütuflar sunacaktır, çağrısına kulak verene. Hacca hazırlanış sürecinden, yola, yolculuğa, vuslata, ibadete dair bir program. Hatıraları ve hikayeleriyle, adım adım hacca yakında Diyanet TV'de. Eksen İnsan'da bu hafta kadın ve bilgiyi konuşuyoruz. Hep bilginin güç olduğundan bahsedilir. Özellikle içinde bulunduğumuz çağ için işte bilgi çağı denir. Eğitim davranışı değiştirmeli, tutumlar eyleme dönüşmelidir. Kız çocuklarının okumama sürecini tamamen zihniyetle alakalı bir süreç olarak algılıyoruz. Hatta insanı rahminde taşıyan, sütüyle besleyen, büyüten, eğiten ve yetiştiren insanlık aleminin ana unsurudur kadın. Peki ya öğrenerek bilgiyle inşa olan kadın ve erkek eğitimle neler kazanır? Eğitimde cinsiyetler arasında bir ayrımcılık söz konusu mudur? Bu konunun ayrıntılarını Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi, yardımcı doçent doktor Aynur İlhan Tunç'la Eksen İnsanda konuşacağız. Osmanlı'daki terbiye kavramı çok daha farklı kapsamlı bir alanı ifade etmekteydi. Sunuculuğunu Doktor Fatma Bayraktar Karahan'ın yaptığı Eksen insan Yarın Diyanet TV'de. Gerçekten de hani bizim zihnimizdeki o eğitim algısı bütün bunları değiştirebilecek, dönüştürebilecek ve ortadan kaldırabilecek bir eğitim mi? Selama. kelama, Muhabbete, kitaba kaldığı yerden devam ediyoruz. Yeni konseptiyle ile Ramazan kitaplığı yakında Diyanet Sevgili seyirciler tekrar birlikteyiz. Dinin yozlaştırılması, dejenerasyonunu konuşuyoruz değerli konuklarımla birlikte. Biraz önce bizler e, İslam'ın e, topluma olan ihtiyacını, İslam bir topluma ihtiyaç duyar mı? Bir hadis okudunuz, e, o hadisi açalım istediniz. Bu hadis üzerinden azıcık e, kendi sorumluluğumuzu Oradan, ortaya koyalım. Yani şimdi burada e, bir topluma İslam o toplumun İslam'a olan ihtiyacından daha fazla. yapalım istersen hocam. Kısa bir ara verdik ya. Evet. Hadis, hadise bir hatırlatalım izleyicilerimiz Şimdi izleyicilerimize. Oradan yola çıkalım. E, çıkış noktamız orası olsun. Yani şu, o hadisin, hadis-i şerifin söylediği şu. Din nihayetinde temel ilkeler vaz ediyor ama bu temel ilkeler bir defa felsefemiz şu. Temel ilkeler bireyi yetiştiriyor. Mekke dönemini düşünün. Mekke dönemi. Birey var orada. Devlet yok, toplum yok, organizasyon yok. Teker teker insanları yetiştiriyor. Bu insanlar öğrendikleri bu ilkelerle toplum alanında yani kamusal alanda siyaset yapıyor, ticaret yapıyor, ilişkilerde bulunuyor vesaire. Şimdi sizin ortaya koyduğunuz yani sizin dini anlamak kaliteniz, onu uygulama basiretiniz ve azminiz nihayetinde ortaya bir İslam imajı çıkarıyor. İslam dediğiniz budur diyor. Şimdi yıllarca, yıllarca şunu biz gördük. Mesela bir örnek. Zina eden Nur suresini, zina eden kadın ve erkeği mi ete celde, yüz celde vurun. Biz hep şunu şimdiye kadar hep televizyonlarda söyledik. Şu anda kaldırıldı bu ama meale parantez açıp meal yapan, çeviri yapan hocalar Parantez açıp çok rahat bir şekilde Allah'ın söylemediği bir şeyi oraya soku verdiler. Neydi o? Eğer bu zina edenler evli ise recm edilirler. Bu tahrifin, bu yozlaştırmanın dik alası değil mi? Sevgili hocam değil mi? Allah'ın söylemediği bir şeyi Kur'an'ın metninin içerisine çevirmen, oraya yerleştirme hakkını Nasıl hocam, görebilir? E, orada Nasıl Özellikle görebilir yorumlamada tabii. Yani biz bu belki konumuzun dışında olacak. Çok o güzel arada, bir örnek e, bu yok. Bakın ko, bunun, bunun ko, bundan şey daha ola, başka e, tarif. Şöyle tarif yani onları o. tarif olarak hani orada hadisten yola çıkarak. Ama yani bakın, bir şey olmadan bakın e, tamam savun, siz savunabilirsiniz. <laughs> Bunu savun, ama ben diyorum ki bir James Joyce'un Ulysses diye bir kitabı var. Yapı Kredi yayınladı bu kitabı. ...defalarca mütercimlere... ...parçalar yaptırdılar tercüm olarak... ...olmadı ya sen yapamazsın dediler. 27. kere hatırlayabildiğim kadarıyla... ...en sonunda dediler ki tamam kardeşim sen bunu tercüme edebilirsin. Kur'an-ı Kerim'in 130'dan fazla tercümesi ya, var Türkçe'de. Burada belki şunu söylemek bu, bu mi gerekiyor. Bu kadar kolay Muhammed bir Selam şekilde Kur'an'ın tercümesine Orada... girişilmemelidir... ...ve burada e, kasıt var, hadisten alınıyor bilemem ama... Kur'an-ı Kerim'de öyle tahrifat diyebileceğimiz yorum mealde bakın çevirilerde yani birebir çevirilerde de yorumlar değil, ama konmamalı. Meale diyorsunuz. bunlar konmamalıdır. Sen aşağıya tefsir yapıyorum dersen, benim anlayışım buydu, yorumum budur dersen ben anlarım. Ama parantez açıp böyle bir şey koyduğumuz zaman bakın. Ondan sonra yani diyoruz ki aslında şöyle diyor. İmaj nasıl oluşuyor? E Dışarıdan bizim imajımızı bozuyorlar. bir, bir şöyle bakın check your ya da test your savvy İngilizcesi test your savvy diye girerlerse New York Times gazetesinde bir Amerikalının yaptığı 15 soruluk bir test var. Amerikalılar İslam'ı ve Müslümanları yanlış biliyorlar. Bunu göstermek istiyorum ben bu testle diye yola çıkıyor adam ve sorularını soruyor. Birinci sorusu şu. Gerdek gecesi bakire çıkmayan kız taşlanarak öldürülür, edilir Hangi kitapta geçiyor? Bu tesniye yani Tevrat'ta geçiyor. Tevrat'ta. Ama hemen hemen herkes diyor ki bu Kur'an'da geçiyor. İyi de ya nereden oluyor? Ya nereden oluyor? Buradan oluyor. Yani bunu biz yapıyoruz. Bizim çevirmenimiz tutup da onu oraya koyuyor. Şükür şimdi kaldırdılar onu. Ya Abdurrahman Hocam söylediğim burada ulema, biz halka yükleniyoruz. Halk şöyle dejenere ediyor, böyle uygulamalar işte örfün hakimiyeti, marufun göl geliyor vesaire. Fakat önce çuvaldız kendimize bakmamız lazım. Ama hocam şunu da tespit etmemiz var. gerekir mi? Bugünkü yozlaşmadan sızlanıyoruz. Yozlaşmanın içerisinde olanlar ne kadar mal okuyorlar. Benim kanaatim insanlar mal okudukları için yozlaşmıyorlar. Değil, hiç o başka değil. bir şey. Yani o dediğiniz, dediğiniz, bir dediğiniz şey. örnekler var ama bugün yani insanımız okumuyor ki o dediğiniz ayrıntı o belki ayrıntı ayrı bir derkal. Belki, e, belki yanlış yorumlardan nasılsın? yola çıkarak yozlaşsın. Yani bunu da tespit etmemiz lazım. Asıl yozlaşmada problem okumamak cehalet. Kur'an'dan uzak kalma. Demin dediğiniz o mehcur bırakma Kur'an. Mehcur bırakma hocam. Kur'an okumayı, Kur'an anlamayı, Kur'an'ı yaşamayı terk etme. Ya bir bütün olarak mesela tespit edilir. Fox TV Amerika'da. Fox TV bütün dünya çapında izlenen bir televizyondur. Bunun birinci amacı İslam'la ilgili İslam'la ilgili yanlış bir imaj oluşturma hocam, bunun. Ama yani biraz, amacı biraz biraz bu dışarıdan hocam, bir şey. Hocam, hocam bizim asıl bizim asıl e, belki de konuşmamız gereken şey şu. Hocam e, burada hocam, biz e, Batılıların, Amerikalıların İslam'ı yanlış anlamasını değil de kendimizin kendi mi? insanımızın Tabii ki, yozlaşmasını konuşuyoruz. Zaten, değil mi? Onu zaten oraya, oraya Birazcık da hocam burada özellikle kasıt arıyoruz biz. Yani bu yozlaşmada hani birileri referans olarak bir ayeti yorumlarken hadisi temel olarak oraya bir yorum getiriyor. Yani Kur'an'ın anlaşılmasında hadisin de bir yeri vardır. Yani hadis de Kur'an'ın anlaşılmasında önemli bir araçtır, kaynaktır. Bunu koyan bir Müslümansa bunu bir hadise dayanarak yani zayıf olduğunu bilmeyerek, kasıt gütmeden koyuyorsa biz buna tarif deme hakkına sahip olmadığımızı düşünüyorum. Siz ona onu Ama demeyin. Biraz, ben hocam kendi hakkımı kullanarak bunun tarif ta, olduğunu söyleyeceğim. Hocam bir de, e, bir de dinin söyleyeyim. içinin boşaltılması dinin içinin boşaltılmasını dini bilen e, önderler tarafından yapılıyor. Halk e, otorite kabul ediyor. Hasan hocam, yani burada dini otoritenin yetkinliğini e, biz nasıl anlayacağız? Yani bu insan bizi dinden saptırıyor, dini yozlaştırıyor. Nasıl anlayacağız bunu? Biraz onun üzerinde duralım. Nasıl tan tanıyacağız bu tipleri, yozlaştıranları? Yani sadece hani e, bilgi bizim bilgi kaynaklarımız sınırlı. Halk olarak sınırlı nasıl tanır halk nasıl bakmalı nasıl net sahih doğru dini anlamak için neler öneriyoruz burada belki biraz önce aradan önceki konuşmalarımıza tekrar gitmekte fayda var hocamın özellikle ...suruş üzerinden yaptığı o hakikat İslam'ı ve kimlik İslam'ı ayrımına belki burada tekrar dönmek gerekiyor şimdi Kimlik İslam'ı aslında tüme varımcı yani siz realiteyi bir şekilde İslam'a ana kaynağı refere ederek doğrulamaya çalışıyorsunuz Hakikat İslamında ise ana kaynaktan referansı alıp oradan sosyal gerçekliği toplumu bir şekilde okumaya çalışıyorsunuz. Şimdi e, biz sosyologlar biraz şöyle yapıyoruz yani e, İslam nedir? esasında İslam halk İslamıdır, folk İslamdır. Ya da biraz önce nitelediğimiz anlamda entelektüalist bir İslam vardır. Entelektüalist İslam'da o intellekt kökündeki akıl, rasyonelite, bilgi e, vesaire temeldir. Yani hakikat bunlar üzerine temellenmiştir. Halk İslamında ise daha çok e, sezgiler e, ön plandadır. Daha çok mistik yönelimler ön plandadır ve aslında hani derler ya halkın e, aslında aklı gözündedir. Yani gördüğü üzerinden, örnekler üzerinden dini ve dindarlığı tanımlamaya çalışır. Dolayısıyla etrafında hacı hoca kisvesiyle bir şekilde ona örneklik ettiğini düşünen insanlar üzerinden dini algılar ve onlar üzerinden bir şekilde sonuca varmaya çalışır. Aslında Peygamberimiz döneminde de e, hatırlayalım. E, Hazreti Peygambere gelip danışan insanlara e, peygamberimizin reçetesi hep aynı olmuyordu. Yani çöldeki bedevi geldiğinde diyordu ki Hazreti Peygambere bana öyle bir şey söyle ki sadece onu yaparak kurtuluşa eriyim, cennete gideyim. Ona söylediğiyle yani Allah'a inandım de, iman ettim de ve dost doğru ol diyordu. Ama şehirdeki tüccar geldiğinde, alışveriş, ticaretle uğraşan biraz daha sosyal yaşamın içinde e, imkanları daha geniş bir insan geldiğinde ona da diyordu ki evet sen de aynı şekilde Allah'a iman ettiğinde dost doğru ol e, ölçüde tartıda hile yapma efendim alım satım e, alışverişte biraz daha dikkatli ol yani ona sunduğu reçete çözüm farklıydı buradan şuraya gelmeye çalışıyorum aslında sonuçlar üzerinden yani sosyal etkiler üzerinden e, İslam'ı değerlendirmemiz gerekiyor. Yani şöyle bir İslam yok. Salt metinden oluşan, sadece Kur'an-ı Kerim'i merkeze alıp bir şekilde insanların orada e, efendim metinde ne söyleniyorsa onu yaptığı bir İslam algısı yok. Böyle olduğunda işte sloganlar oluyor. Yani bunun üzerinden şekillenen İslam selefi bir İslam oluyor. Bunun üzerinden şekillenen İslam radikal, köktenci, dışlayıcı, hoşgörülere tahammülsüz, kendisi gibi düşünmeyen, yaşamayan, inanmayan, hayata bakmayan insanları bir şekilde tolere edemeyen, dünya görüşünü katı kalıplar, sınırlar üzerine şekillendirmiş bir İslam ortaya çıkıyor. Oysa İslam deyince bir yerde bugün özellikle sorunun kaynağında o kimlik İslam'ını görüyoruz. Yani biz hep kimlik politikaları üzerinden bugün Türkiye özelinde de İslam dünyasında da İslam'ı konuşuyoruz ve Müslümanları konuşuyoruz. O yüzden hocamın biraz önce verdiği örnek çok anlamlı, çok manidar geldi bana. Kimlik İslam'ını da metin İslam'ı şekillendiriyor. Yani siz ana kaynaktan aldığınız referansları nasıl yorumluyorsanız kimliğinizi ona göre şekillendiriyorsunuz. Yani radikal bir algıyla, köktenci bir algıyla hareket ettiğinizde ya da salt mistik bir yönelimle, e, sezgisel bir efendim dindarlık formu geliştirdiğinizde Yine ana kaynaktan nasıl beslendiğinize bağlı. Önce kaynağı ne dediğinden ziyade kayna, sizin, sizin kaynağı ne söylediğiniz kaynağı önemli. Kaynağı ne söylediğiniz. Ben yani biraz bu belki bugün yaşadığımız işte son dönemde e, Boko Haram'ın e, batı eğitimine karşı çıkan ve e, daha birçok örneği var. Kur'an'a söyletme söyletmediği. Yani Kur'an'a yani? söyletme aslında bir takım yozlaşma Hı. nedenlerinden bir tanesi. O sizin söylediğiniz de çok önemli. Hocam biraz daha yani hayata gelirsek, gerçekten bizim insanımız tabii bu söylemler güzel, Kur'an okumalı diyoruz ama dediğiniz gibi Kur'an da okumuyor kimse. Dolayısıyla birilerini havale ediyor dini. Ee, bir takım hocaları var, liderleri var. Olacak da tabii bunlar. Ama belki biz insanımıza şu temel kriterleri verebilirsek, asıl problem burada. Yani... İşte sahabe-i kiramın tavırlarına bakıyoruz. Ben hakka itaat ettiğim sürece bana itaat edeceksiniz, beni dinleyeceksiniz. Yani biz o insanları, o hocalarımızı tümüyle devre dışı bırakamayız. Yani bırakın da diyemeyiz ama onları test edebiliriz. Nasıl? Şimdi bakın burada Akaid hocamız var. Akaid'in en başında konulmuştur e, ilmin delilleri, kaynakları nedir? Beş duyuyla elde edilen bilgiler. Akıl, aklı selim ile elde edilen bilgiler, vahiy ile elde edilen bilgiler. Bunun dışındakiler hep tartışmaya açıktır. Siz Kakar'da dinin temel kaynağı olarak rüyayı korsanız, ilhamı korsanız ve bunların olmazsa olmaz olarak dayatıldığını görürseniz ha bu noktada o hocanızı test edebilirsiniz. Ha orada dersiniz ki hocam bu vahye dayanıyor mu? Hayır. Peki beş duyuyla elde edilen bir bilgi verisi mi? Hayır. Peki bu aklı selimle mi? Hayır. E, bu ilhamla bana böyle geldi ya da rüya ile ben rüyamda gördüm. Velev ki peygamberi gör ki bunun çok enteresandır. Fıkıh kitaplarında öyle somut bilgiler girmiş ki İbn Abidin de sayın hocam. Bir kimse diyor rüyasında peygamberi görse, peygamber de ona dese ki yarın Ramazan başladı oruç tut. Bunun amel edilmez diyor. Halbuki bu konuda rivayet de var işte men ra'ani fakat ra'an men ra'ani fil menam fakat ra'an fe inne şeytan la yetemethelu bi. Rüyasında beni gören gerçekten beni görmüş olur. olur. Şeytan beni şeytan benim giremez ama buna rağmen Peygamberi gördüm diyerek amel edemez. Ha bu noktada test edecek o hocasını, o liderini, o şeyhini kimse. Ha diyecek ki kardeşim sen bunu söylüyorsun bana. Ya akıl vermiş Allah herkese. Aklı olmayana da dini sorumluluk yüklememiş. Sorgulayacak. Ben şunu diyorum yani kardeşlerime diyorum ki sorun ve sorgulayın. Yani İslam'ın cevap veremeyeceği hiçbir soru yok. İslam'ın çözemeyeceği hiçbir sorun da yok. Ama biz aklımızı kiraya vermişiz. Sanki bizim adımıza birisi dini söyleyecek, yaşayacak, üretecek. O zaman bizim adımıza da birisi cennete gitsin. Var Olmayacağına hocam, hadis Olmayacağına göre böyle bir hadis. şey. Hadis. tekunu, la tekunu immaten diye. La tekunu imme'aten. Başkasına e, yuku asarak olmayın. Uydum kalabalığa yani, evet. uydum Evet. Uydum Aynı. La te, yani Devamı inni, var zaten. Inni, inni. me'akenin kısaltılma. Yani herkese ben sizinleyim efendim. Ben sizi tamam. takip ediyorum. Evet ben yani. Ben böyle. Sana. Ben diyor bakarım insanlar iyi ise iyi olurum. Böyle, kötüyse böyle de yok. kötü olurum. Siz öyle olmayın diyor. La tekun imma. İmmâ. Siz insanlar iyi ise iyi olun. Bakın uyun orada onlara. Ama insanlar kötüyse bir başınıza da kalsanız siz doğrulardan, iyilerden yana olun diyor. Tarafınızı belirleyin diyor Cenabı Hak. Yani Cenab şuradaki Peygamber. hocam, e, şimdi muhteşemlik, ihtişam şurada. Ben İslam'la ilgili söylüyorum. İslam diğer dinlerden farkı olarak söylüyorum. Bireye yani müntesibine, kendisine gelene tam şahsiyet veriyor. Öyle değil midir? Ya sizin etrafınızdaki insanların Yanınızda yörenizde olan insanların eşinizin, çoluğunuzun, çocuğunuzun mu muhteşem, şahsiyetli, kendine güvenen, hiç kimseye boyun eğmeyen, bir doğru bildiğinden şaşmayan, bunun için mücadele eden olmasını istemez misiniz? İsteriz. Allah nasıl kullar ister? Hazreti Peygamber nasıl bir ümmet ister? Sürekli başkasına tabi olan, başkasının peşinden giden biz dün akşam Kelamana Bilim Dalımızda 15 günde bir temalı toplantılar yapıyoruz. Etienne de la Bonti diye bir Fransızın 1500'lü yıllarda yazdığı bir kitabı tartıştık. Gönüllü kulluk üzerine söylev, Gönüllü kulluk. Ve onun din, dini de insanı gönüllü kulluğa kralına, otorite sahiplerine, gönüllü kulluğa sevk eden kurumlardan birisi de diyor din. Bir sürü kurum sayıyor. Siyasete, siyasete de orada vuruyor. Orada bunu tartıştık. Dedim ki İslam tam da bu adamın söylediğinin tersini yapıyor. Bu adam biraz İslam okusaydı, biraz İslam okusaydı, mesela Mişe aynı döneme denk gelir. E, Michel Servetus, Endülüs'teki Müslüman okullarında okuyup da tevhide giden Hristiyandır. E, Unitarianizmin kurucusudur. Ve Jean Calvin'in imzasıyla bu adam yakılarak öldürülmüştür. Yani biraz İslam'la ilgilenen şahsiyetli bir din ortaya koyuyor. Allah'ı merkeze koyuyor. Ona kul oluyor. Onun dışında ne İsa ne de başka ne kilise hiçbirisine biz kul olmayız deme şahsiyetini gösteriyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in Hazreti Peygamber'in başkasına sürekli ya biz seni takip ederiz, biz seninleyiz, diyenler gibi olmayın diyen bir peygamber. Kur'an-ı Kerim baştan sona kadar bir şahsiyet özgür, sorumlu, haklarını bilen, bunun için mücadele eden bir şahsiyet inşa ediyor. Bu söylediğim şu, tekil, birey, fert vurgusu. Kur'an-ı Kerim'i açın bakın, ferdiyet, tekil olarak kendisine odaklanan, kendi tarihine, kendi kişiliğine odaklanan ve bunu önemseyen bir din var. Şimdi siz kendi, kendi tarihinize değil de kendinizi tanımlarken sen kimsin kardeşim dediği zaman sen kimsin dediği zaman eğer bir insan mezhebini, meşrebini, cemaatini, grubunu ortaya çıkarıyorsa bu işte bir sakatlık var tek kelimeyle. Bakın ne diyoruz Allah sizi fert fert yarattı ve her birinizi Müslüman olarak adlandırdı. Doğru mu hocam? Doğru, Doğru mu? Doğru. Allah sizi Müslüman olarak adlandırdı. Ve sizi tek tek yarattı. Tek tek öleceksiniz. Tek tek sorguya çekileceksiniz. Füra'da, Meryem suresinde. Peki neden biz kendi kişiliğimizi, sorumluluğumuzu, Kur'an'ı okuma, anlama, uygulama, sorumluluğumuzu başkalarına havale ediyoruz? Neden özgür doğan bireyler, bu özgürlüğü kiralayacak gruplar, cemaatler, insanlar arıyoruz? E peki, Hadi diyelim ki halk bunu bilmiyor iyi niyetle diyor ki ya ben diyor eteğine tutup gideceğim diyor. Hadi, ya iyi niyetle mahşer meydanında diyor ben diyor eteğinden tutup gideceğim onun diyor. Peki onun eteğine tutuş, tutacağı adam ya ben kimin eteğine tutunacağım etmeyin arkadaşlar ya. Bunu biliyor. Bu neden bunu söylemiyor peki? Yani burada hocam söyledi ya, cehalet bazen cehalet bazen art niyet, bazen oradaki istismar, dinin istismarı bu sadece maddi anlamda değil. Ona yük getirdiği manevi e, de bu Halil Cibran'ın örneğini veririm diyor ki rahibi tanımlıyor. Kendisi Hristiyandır Halil Cibran Asi adlı kitabında. Rahip diyor kimdir biliyor musunuz diyor ben size tanımlayayım. Rahip eli fakir fukaranın cebinde olan adamdır diyor. Ya şimdi böyle tanımlanan bir rahip Hristiyanlıkta siz ne de Degenerasyon deyin, şuyu buyu deyin. Tepeden tırnağa maalesef öyle. Yani bir şöyle bir avantajımız var Abdurrahman hocam. Müslümanlar olarak Kur'an-ı Kerim kendinden önceki insanların Yahudi, Hristiyan vesaire onların dinde neler yapıp da hangi felaketlere uğradıklarının örneklerini kıssalar üzerinden teker teker anlatıyor. Hangi millet ne yaptı? Nasıl bir ceza ile karşılaş? Nasıl bir Hel, ...helaka yürü, e, sürüklendi. Bunun örneklerine bakarsak... Siz öyle olmayın diye anlattım, e, Aynen. Kıssaların anlatılma sebebi budur. Hazreti Peygamber'e bu veriliyor. Ve ümmetine bu veriliyor. Buradan e, kötüye gidecek... ...bizi götürebilecek bu tür... E, ...yanlışlardan kaçma... ...onları bloke etme imkanımız doğabilir. Böyle bir e, imkanımız var. Örnekler var. Bunu anlatan bir metin var... ...sağlam bir şekilde elimizde. Tarihte yaşanmış bir örnek aslında... ...aktarmak istiyorum. Çok hoşuma gitti... İhsan Hocam Nizamül Mülkün. Yani bu dejenerasyonun, dindeki bozulmanın e, ne tür evet. ülkenin başına gaileler, e, felaketler getirdiği ile ilgili daha geçmiş dönemde ama günümüze de ışık tutan bir metin. Nizamül Mülk'ün siyaset namedisinde padişaha lazım olan en iyi şey dürüst dindir, doğru dindir. Zira din ve iktidar kardeş gibidir. Memleketinde her ne zaman bir karışıklık olsa varsa din de bundan etkilenir. Dinde de bozukluk olur. Kötü din sahipleri ve müfsitler baş gösterir. Her ne zaman ki din bozulur, memleket karışır, müfsitler, kötüler kuvvetlenir, padişahı güçsüz kılarlar. Gönüllerde ıstırap husule gelir. bitat aşikar olur ve hariciler hakim olur diye böyle bir eee siyasetnamede böyle bir şey var. Ya bu bozulma e, toplumsal huzuru da etkiliyor. Yani bu noktada neler söyleriz? Ee, burada belki şöyle diyebiliriz. Şimdi hocam dedi ya niçin acaba bu kolektif kimliğe insanlar ihtiyaç duyuyor? Aslında bu hem soru ama aynı zamanda cevabı da kendi içinde barındırıyor bence. E, son dönemde özellikle 1950'lerden bugüne e, sosyoloji literatüründe yeni dini hareketler olarak tanımlanan Amerika merkezli, özellikle bu çok kültürlü toplum yapılarında ortaya çıkan bir takım hareketler var. Bunlara kıyamet tarikatları ya da mesihçi hareketler adı da veriliyor. Ortak beklenti şu, artık biz ahir zamanda, kıyamete yakın bir zaman aralığında yaşıyoruz... Ne kadar çok bu süreci hızlandırıp kıyameti bir şekilde e, ortaya çıkartabilirsek o kadar kolay kurtuluşa e, erebiliriz. Bir yerde hani o tanrıyı kıyamete zorlamak diye ifadelendirdikleri e, bir algıyla e, literatürde e, anılıyorlar. Peki bu tür hareketlere insanlar niçin yöneliyorlar? Ona baktığımızda arka planında özellikle birkaç unsurun olduğunu görüyoruz. Bunlardan bir tanesi şu... İnsanlar belli açılardan yoksunluk yaşıyorlar. Yani yoksunluk kuramı olarak bizim e, tanımladığımız bir kuramsal e, efendim çerçeve bunları e, aidiyet arayışına yöneltiyor. Yani niçin insanlar bağlılık ihtiyacı duyarlar? Mutlak olana, Tanrıya bağlılıktan öte ikincil aidiyetlere ve bağlılıklara kimliklerin için ihtiyaç duyarlar. Sosyal psikoloji diyor ki insan aslında doğası gereği aidiyet ve bağlılık hissi duyan bir varlık. Ancak şunu ayırmak gerekiyor. Bağımlılıkla bağlılık birbirinden farklı. Bizim psikologlar diyorlar ki güvenli bağlanma. Şimdi insan nasıl güvenli bağlanıyor? Bakın dünyaya geldiği andan itibaren önce güvenli bağlılığı anne üzerinden yapıyor. Hatta anne karnından başlayarak bir tür güvenli ortam inşa ediyor kendine. Ee, ve ilk defa doğumundan itibaren henüz e, efendim çok erken yaşlardan itibaren henüz e, dilini, kültürünü, e, inancını bilmediği bir ortamda etrafındaki bir takım sesleri anlamlandırmaya çalışarak bir süre sonra o sesleri taklit ederek ve kendi bulduğu anlamı da insanlara aktararak ve etrafındaki insanların o e, geri bildirimleriyle hayatı öğreniyor, tanıyor. Bu güvenli bağlanma. Ancak biz bunu gelişim psikologlarının dediği gibi 6-7 yaşına kadar yani insan kişiliğinin şekillendiği %70, %70-80 oranında şekillendiği 6-7 yaşına kadar o güvenli bağlanma aşamasını görüyoruz. Aile ortamından uzaklaştığında, ebeveyn etkisi, anne baba etkisi kaybolduğunda dışsal etkiler yani arkadaş, akran çevresi, yakın ve uzak çevre etkileri başladığında işte burada o sosyal etkiyi oluşturan kaynağın e, güvenilirliği sorgulanmalı. Bireylere, belki bizi izleyen e, seyircilerimize şunu söyleyelim, e, Müslüman dindar bireylere özellikle hitap ederek şunu söyleyelim. Güvenli bağlanma aşamasından sonra, yani bugün Türkiye özelinde 6-7 yaş ilkokul çağıdır. İlkokul çağından itibaren dışsal etkilere açıldığımız dönemde kaynağı sorgulayın. Yani size aktarılan bilginin niteliği, ne amaçla niçin aktarıldığı ve sizi nereye yönlendirdiği ve sonuçta nasıl bir kimlik ve kişilik inşa etmenizi sağladığı önemli. Dolayısıyla burada e, hocalarımın da vurguladığı sorgulayıcı e, kimlik inşasında sorgulayıcı bir kişilik e, çok önemli. Bunu nasıl vereceğiz? Yani bunu hangi araçları kullanarak verebiliriz? Burada ayrıca konuşmamız gereken bir şey var. Evet, yani Kur'an-ı Kerim'de e, dinin içini boşaltma. Biraz önce e, Sayın Hocam da, e, Şaban Ali Hocam da ifade ettiler. Hani Kur'an kıssalarında da var bu. Bozulma, yozlaşma e, yaşanmış Hud ve Lut Aleyhisselam'ın. E, Kur'an'da vettebavu şahavet. Yani arzulara uyuma da aslında bir anlamda dini dünyevileştirme. Hoş geliyor, dinden kopamıyor. Dine bağlı, evet din bana lazım diyor. Bir inancım var diyor. Ama dini dünyaya uydurma din e, arzularla bütünleştirme, dinimiz güzellik dinidir e, deyip e, işte güzele bakmak sevaptır. Öyleyse e, yani tesettürü tahfif eden, küçümseyen, yok sayan e, ve edeple örtüşmeyen bir takım e, mesajlar veriliyor. Ne diyorsunuz hocam? arzu işte heveslere uyulursa böyle olur. Tarifat başlar, yozlaşma başlar. Halbuki biz Allah'a ve onun Resulüne uymakla emrolunmuşuz. Şimdi bakın ahlak kavramından örnekle girmek istiyorum konuya. Şimdi ahlakı, ben ahlaklıyım diye kendisini tanımlayan pek çok kardeşimiz ahlakı birkaç kaleme indirgemiş. İşte ben doğru sözüm, ahlaklıyım. İşte ben temizim, ahlaklıyım. Halbuki Hz. Ayşe annemiz çok nefis bir şekilde formülize ediyor. ''Kâne hulukuhu el-Kur'an'' ''Onun ahlakı Kur'an'dı.'' Demek ki ahlak Kur'an'ın bütün ilkeleri, bütün hükümleri. Bir bütün olarak baktığımız zaman, bütüncül bir yaklaşımla baktığımız zaman ahlakın birkaç kalemden değil, sizin söylediğiniz gibi İslam'ın, Allah'ın, peygamberin bütün emirlerini kuşatan bir kavram olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla biz dinin kavramlarını, din sahibinin tanımlarıyla doldurmakla yükümlüyüz. Yani kendi heva ve arzumuza göre tanımlamaya, doldurmaya kalkarsak, şimdi adam hayatını hiç namaz kılmamış ama kendisini Dindar olarak tanımlayabiliyor. Oruç tutmam ama hani meşhur bir söz. Şunu yaparım, bunu yaparım ama benim kalbim temiz. E, peygamber onu söylüyor. Bir kimse bir günah işlediği zaman kalbine siyah bir nokta konur ve günahlar tekrar ettikçe noktalar, siyahlıklar, karalıklar artar ve onun kalbi simsiyah olur. Eğer bir insan Allah'ın emir ve hükümlerini yerine getirmiyorsa, getirmediği ölçüde kalbi karadır. İstediği kadar diliyle benim kalbim temiz desin. Dolayısıyla biz o cehaleti bir kere ortadan kaldırmak için dinin temel kaynaklarına inmemiz gerekiyor. Şimdi şunu da biz söyleyelim kardeşlerimize. Yani çok ütopik olmasın söylemlerimiz. Şimdi burada iki grup insana herhalde çağrıda bulmamız lazım. Yozlaşmanın önüne geçmek için. Bir, izlenen insanlar var önder makamında olan insanlar. Adı ne olursa olsun. Ha, bir kere bu insanların bu sürükledikleri, peşlerine taktıkları kimseleri nereye götürdüklerini bir kere sorgulamaları gerekiyor. Yani bu da güçlü bir Allah ve ahiret inancıyla çözülebilir. Yani bu kadar insanın sorumluluğunu da ben e, yükleniyorum diye düşünmesi gerekiyor. İki, bunları izleyen insanlar. Ha bunlar da test etsinler. Nereye gidiyor? Hocamın söylediği gibi gidişatı izlesinler. Nereye gidiyor? Öyle ya. Yani bir arabaya yanlışlıkla bir yanlış bir güzergaha biniyorsunuz. Yani gözü kapalı gitmiyorsunuz. Şöyle etrafa bir bakıyorsun. Aa ben ters yolda, ters güzergah ilerliyorum. Hı hı. Sağda in, inmek istiyorum desin. Yani durur musun desin. Ya da bu araba nereye gidiyor desin. Yani gidişat artık bugün iletişim imkanları var. İnsanlar gerçekten sorgulamayı kafaya koydukları zaman doğruyu bulmak çok zor değil. Yani navigasyonlar var aslında bugün her köşede. Her merkezde, her cihazın içerisinde sizi doğru yola, doğru hedefe götürecek kilometre taşları, trafik işaretleri var. Yani yeter ki o sorgulama mantığını geliştirsinler. Yoksa işte hocalar olmayacak, Kur'an zaten bunu kendisi söylüyor. Ülül elbap olacaktır, ülül ilim olacaktır, ülül emir olacaktır, ulema da olacaktır. Ama onlara da bir sorumluluk yüklüyor, onların peşinde gidenlere de bir sorumluluk yüklüyor. Kur'an-ı Kerim'de ayeti var zaten. Biz o gün onları, imamlarıyla, önderleriyle, liderleriyle birlikte çağıracağız. Bu önderlere de sorumluluk yüklüyor. O önderlerin peşinde giden insanlara da sorumluluk yüklüyor. Yani hiç kimse aklını kiraya vermeyecek. Yani başkasının peşine uydum kalabalığa hadis-i şerif çok net bir şekilde söylüyor. Evet, burada, bir hareket etme. Yani, yani heva ve hevesine uymak değil. Allah'a ve peygambere uymaktır. Kitaba uymaktır. Kitabına uydurmak değil. Yani bugün ha bir de şu var yani insanlarımızın, insanımızın kendisini dindar, muhafazakar olarak tanımlayan insanımızın büyük bir çoğunluğunun önceliği din filan da değil kusura kalmasın kimse. Yani bugün bizim dinin dünyanın kontrolünde bir din anlayışı var toplumumuzda. Dünya öncelikli, dünyevileşme öncelikli bir din anlayışı. Yani dini bir aksesuar gibi. E olsa da olur, olmasa da olur. O da bulunsun. Yani bir takım işte kendi nefsimizi tatmin etme aracı olarak görüyoruz. Halbuki din din bir hayat tarzıdır. Hayatı bir bütün olarak kuşatan ilahi mecmuanın bütünüdür, tamamıdır. Ve bir sistem bütün parçalarıyla birlikte çalışırsa sahiplerini mutlu ve mesut eder. Hem dünyada hem ahirette. Ve bizim dinimizin kazanımı sadece ahiret cenneti de değil. Dünya cennetini de vaat ediyor. O nedir? İşte huzurdur, mutluluktur. Dolayısıyla biz o sistemi bütün parçalarıyla birlikte çalıştırmakla yükümlüyüz. Onun için Cenab-ı Hak ya yüledin ammeni duhulu fissil mikafe. Bütünüyle Allah'ın dinine girin. Ve minen nasi men yabdullah ala harfin. Kenarından köşesinden dini tutmayın diyor. Bir bütün olarak o dine yapışın, tutunun. Ya yani bunu yaptığımız zaman hakem olarak Allah'ın kitabını, Allah'ı merkeze aldığımız zaman yozlaşma da, problemler de, sorunlar da, Bugün stresler, buhranlar, doyumsuzluk, çağın hastalıkları da sona erecek diye düşünüyorum. Evet. E, Sayın Şaban Ali Hocam. E, yani insanı hayattan kopartan, asıl yapması gereken ibadet tarzının dışında özellikle e, basit şeylere yoğunlaştıran, hayattan koparan mistik eğilimler dedik. Dinin dünyevileştirilmesi dedik. Aynı zamanda dinin radikalleştirilmesi şiddete kaynaklık eden eden bir araç haline getirilmesi bütün bunlar yanlış dedik. Yani bir de yozlaşmanın karşılığında ıslah, dini özüne döndürme, aslına döndürme, asıl mecrasına döndürme. Ne yapmak gerekir? Sizin önerileriniz de Ali Hocam ifade ettiler. Siz neler öneriyorsunuz? Yani İslam İslam tarihi aslında bir tür ıslah çabalarının tarihidir. Bunu görebiliriz. Bu ulemanın ya son dönemi biz genelde bu anlamda bazı isimler üzerinden ıslahat işte dinde reform diyor vesaire çoğu zaman küçümseyici ifadelerle bunu kullanırız. Mesela benim çalıştığım bir zat yüksek lisans tezimin konusudur Seyyid Ahmet Han. Şimdi bakıyorsunuz hala şimdi Pakistan'da Afganistan'da Deobandiler diye gidin Londra'da Deobandiler gelenekçi ve selefi bir tutumda milletin canına okuyan bir grup, bir grup. var. E, Seyyid Ahmet Han bütün gayretini ve etrafındaki insanlarla bütün gayretini bu Deobandilerin e, çabalarına karşı bir çaba olarak konumlandırıyor ve şunu söylüyor adam diyor ki eğitime karşılar mesela. Eğitim boko haram Nijerya'da. Nasıl eğitime karşıysa Aynısını 150 sene önce siz görüyorsunuz Hindistan'da var ve istatistikleri veriyor. Diyor ki devlet memuru olarak çalışan hinduların devlet Hindistan o zaman İngiliz sömürgesi şu dairede 20 tane Hindu var. 21 tane Müslüman var. Şurada 50 tane Hindu var, 2 tane Müslüman. Eğitimsiz insanlar, cahil bırakılmış. Adam diyor ki önce eğitim. Yani Önce eğitim, bakın çok basit bir şey. Deminden beri söylediğimiz bir şey. Cahil insanlar bilmedikleri zaman, onların güdülmesi, evirip çevrilmesi çok kolay hale geliyor. Islahat çabaları, hani, nereye bakarsanız bakın, Türkiye'ye bakın, Hindistan'a bakın, Mısır'a bakın, Islahat çabalarının içerisinde eğitim birinci önceliktir. Birinci öncelik eğitim. Şimdi bu eğitimin kendi temel kaynaklarına referansla kendi kültür kodlarımızla referansla yani bir İslam düşünce geleneği var kardeşim Endülüs'te var Osmanlı'da var Semerkant'ta var 15 1500, e, 1500 yıl yani, yani 1500 yıldır 1500 yıla, yıla yakın gelen, gelen, oturmuş bir, yerleşik oturmuş bir geleneğimiz var bir gelenek var başarısını ortaya koymuş her alanda düşünebiliyor musunuz yıldızları gezegenleri ilk isimlendirenler Müslümanlardır bunu herkes kabul ediyor yani astronominin kurucusu bu insanlar neden çünkü namaz vakitlerini tayin için, orucun vaktini tayin için sizin yıldızlara ihtiyacınız var. Bakınız din nasıl sizi bilime yönlendiriyor. Böyle bir dine can kurban herkes diyor. E ama öbür taraftan sen onları bulduğunuz yerde faktuluhum haysu seqftumuhum ayet-i kerimesini bağlamından koparıp sivil, resmi, askeri demeden insanları öldürürsen ve sen İslam fıkhına tatarrus kavramı var. Tatarrus. Yani insanlar bir grup masum insanı kendilerine kalkan yaparak bazı suçlular kendilerini korumaya çalışırlarsa iki tane katil yüz masumu kalkan yapıyor. Biz bunları ne yaparız? Öldürebilir miyiz? Tatarrus denilen bir şey var. Human shielding. İslam fıkhında bunun karşılığı var. Adam gidiyor, Ebu Yahya 51 öldürüldü bu kaydeden. Adam diyor ki kardeşim bizim teorimiz şudur. Bir katil öldürmek için diyor ya da bir suçluyu öldürmek için orada isterse 200 tane masum olsun diyor. Biz onu onların hepsini diyor gözden çıkarabiliriz. Neden? Çünkü o katil gidip 200 değil belki 2000 kişinin ölümüne sebep olacak. Var mı böyle bir mantık? Bu adam gidip kendi kültür tarihimizden bunun fetvasını bulabiliyor. Buna karşı çıkanlar da var. İsterse orada 100 tane katil olsun diyor Ebu Hanife. Bir tane masum varsa hiçbir şey yapamazsın. Bu da benim kültürümden. O adamın kendisini temellendirdiği şiddet, radikal, harici unsurlar da benim kültürümden. O zaman bu kültürümüzü, geleneğimizi, övündüğümüz o kültürümüzün bu çürük tarafını da bizim kendimizin ortaya koymamız lazım. Ayıklamamız, Ayıklamamız lazım. Ben buna çıkıp da sesime kardeşim gelenek kargoculuğu yapmayın. Alıp da bir şeyin içinde aktardığınız çürük müdür sağlam mıdır bakmadan gidip başkasına aktarmayın dediğimiz zaman aha işte buyurun geleneğe adamlar karşı. karşı çıkıyor yani bunu demeyin aslında yani bu gelenek marufu, güzelliği boğuyor bunu örfün tabii ki yani, e, bakın örf soğuk... hukuka bakın örfi evet. hukuk işte evet. hep şu son günlerde konuşuluyor siyaseten katil kardeş katli var mı şeriatta yeri yok ne yapıyor icat ediyorlar örfi hukuk Bakın Osmanlı'nınki bu tür uygulamalar örfi hukuk. Şehzadenin başını alıyor, Şeyhülislam'ın başını alıyor, Şeyh Bedrettin'i öldürüyor örfi hukukla. Şeriatta yerini bulamıyorlar. Bugün okudum duruşmasını şer'an mümkün değil diyor ama örfen öldürebiliriz diyor. Nerede şeriat? Hani şer'an? Kızdığımız şeriat insan haklarını en geniş haliyle koruyan bizim ütopik diyebileceğimiz şeriat diye kızdıkları insanların var ya temeline gittikleri zaman o bizim kendi heva ve hevesimizi öne çıkardığımız örfte en iyi blokaj unsuru o kızdığımız şeriat. Bakıyorsunuz insanın temel haklarını koruyan bir masumu hiçbir şekilde feda etmeyen devlet için toplum için bir ferdi esas alan bir koruma mekanizması var. Dolayısıyla gelenekte bu tür farklı coğrafyalardan katkılar varsa ya da kurumsallaşmış yapılar, devletler kurumsallaşarak, iktidarlar bunu yapmışlar. Siz demin Nizami'l-Mülk'ten nizam, bir şey okudunuz, siyaset namesinden. Bağdat'ta nizamiye medreseleri kuruldu. Haberi Semerkant'a gittiği zaman Semerkant uleması eyvah 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 dediler biliyor musunuz? Eyvah 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 dediler. Gidiyor. Yani dinin kurumsal yapılar üzerinden okutulması onu üniform, tek tip hale getirip insanlara indoktrine etmenin ayrı bir şeyi var. Çünkü din, ihtilafı, ümmeti, rahmetün, benim ümmetimin farklı görüşlerde olmaları rahmet eseridir diyen bir peygamber var. Toleranssızlığımız Emevi Camisi, Şam'daki Emevi Camisi'nin dört ayrı mezhebin kılacağı mihrabı var diye biz övünmemeliyiz. Niye dört ayrı mihrab olsun ya? Ya bölünüyor. Niye ee, bölünüyorsun? Şimdi, Bir imamın e, arkasına geçemiyor evet, musun yani orada? İhtilaflar bölünmüşlük getirmişse, toplumsal huzurumuzu bozmaya götürmüşse, e, dinin aslını bozmaya götürmüşse bu, en büyük e, tehlike tefrika hocam ta e, başta okudu bakın. Ellediğine ferraku dine. o giderken evet. okudu ayet-i kerimeyi. Bu bizim şu anda en büyük sıkıntımız. Dini tefrika Din tefrika, el 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 bu tefrika kitabı, her kitabı anlatıyor. Bizden öncekileri anlatıyor, bizi bizde de anlatan bize... Ellezine cealul kur'an azaydir. Hocam bu o, onlar kur'anı parçalara okuma. ayırdılar, işlerine geleni aldılar, işlerine gelmeyeni de ötelediler. Bu e, tarihsel yani okumaya gitmesine e, bu gerek bu tür yok hocam. Bu dejenrasyonlar aslında de, son, de, de son de. dakikaya da girdik. Bu tür dejenerasyonlar bu tür e, amaçlı yapılar e, dine olan güvensizliği de getiriyor. E, dinden uzaklaşmayı da getiriyor. Kesinlikle. İnsanlar bakıyor Birleri birileri dini kendi kişisel çıkar için veya efendim grubu için kullanıyor ve dinden de uzaklaştırıyor. Aslında daha büyük bir vebal de getiriyor. Ya bir tarikatın şeyhi, bir mezhebin işte mensubu bir başkası için zındık ifadesini kullanabilir mi? Bir mümin birisi için kullanabilir onun mi için, hocam? Onun için diyoruz ki yanlışlar, o zaman yanlışlar Müslümanlarındır. İslam'ın değildir. Biz İslam'ı doğru bir bütüncül bakış açısıyla kaynaklarından öğrenirsek bu yanlışlara düşmeyeceğiz, sapmayacağız. Ama biz yanlışlardan yola çıkarak İslam'ı tanımlamaya kalkarsak daha çok işimiz var diyor demektir. Diyorum. Efendim ben çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınızdan dolayı. Ee, Çok sağ olun, var olun. Sevgili seyirciler bir programımızın daha sonuna geldik. Tekrar başka bir konuda buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun efendim.